Bırakın şimdi bunları ya. Dün gece bir rüya gördüm. Onu anlatacağım size arkadaşlar. Dalgamız da alsın. Böyle 5 yıldızlı otel mi desem, saray mı desem, villa mı desem, böyle çok güzel bir mekan. Yanımda 2 tane fıstık gibi karı. Böyle yelik, taş. Elimde 2 tane buz gibi bira. 2 elimde, bir burada bir burada. Bir onları içiyorum, bir onları içiyorum. Lap çık, lap çık, lap çık, lap çık. Sonra kızlarla böyle paslaşmaya başlıyoruz. Böyle yatağın çevresinde zıp 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 diyorlar. Gel şuraya bak. Biriniz yatıyorsunuz, biriniz kaldı. Paslaşmaya başladık. Alıyoruz, veriyoruz, alıyoruz, veriyoruz. Sonra bir ver kaç, tamam mı? Ben tam böyle ceza sahasına gireceğim. Ruslar çok iyi defans yapıyor ya. Öyle bir kapanıyorlar ki. Acemine la aşk olsun. Dere boyu saldır. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Ne oldu lan? Ben kimsin lan? Bir bakıyorum ki kim? Kim? Ben. Anlamaz ki. Tövbe estağfurullah. Aptal olmasın kanka. Anlamadım ki. Biber. Bir de ben. Bir şey olmadı. Yavrularım koruyun beni bundan. Ben içinizdeki ahlak zabıtasıyım. Rüyalardan sorumlu belediyede çalışıyorum. İşgaliye paranızı vermediğinizden dolayı rüyanız burada bitti Gökhan Bey. Manyak mısın ya? Ne işgaliyesi? Her yerin bir kuralı, bir kanunu var. Ayrıca rüyalar artık böyle serbest değil. Zıplamalar, hoplamalar, harslamalar yok. Kızları yeteri kadar gördünüz. Devamı başka rüyalar artık. Ne oluyor lan? Kendinizi böyle tartaklamayın. Bu huyunuzdan da vazgeçin. Ne zaman baskı altında kalsanız kendinize zarar veriyorsunuz. Ayrıca Gökhan Bey, alkol yavaş yavaş rüyalardan kalkıyor. Haberiniz olsun. Hele harslamadan sonra yakılan sigara kesinlikle yasak. Arkadaşlar, kaldırın masayı, sandalyeyi. İyi de ben bu rüyadan nasıl uyanacağım? Onu söyle sen. Ondan basit. Ne var? Oğlum dua edip yatsan bunların hiçbiri başına gelmez ha. Abi. Canım. Adem kardeş, her şey için çok sağ ol Esen. Eyvallah dayı oğlu. Aldık verdik, hapishane ekonomisine can verdik. Senin de yolun Fikirtepe'ye düşerse Adem abi de sıfır sıkıntı. A desen yeter. Öpenzin ya. Allah bir daha düşürmesin. Necmi, ne yapıyorsun lan gerizekalı? Kanka ne bileyim ya. Acilen bir top oynamamız lazım ha. İlacın etkisi midir nedir? İçim içime sığmıyor ya. Abidik gubidik ne konuşuyorsunuz lan çakallar? Hadi uzayalım. Şartlı martlı tahliye olduk. Acilen Vıntıratı Pirelli. Kanka vallahi duramıyorum ha. Bir koşsak mı, uzun koşu, uzun koşu. Ne yapalım koşması gerizekalı? Of koşalım tabii be. Ha? Özgürlüğe koşalım. Değil mi lan? Çal 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 çal. Allah'ını beğenmiyor musun? Ondan sonra da neden korsan taksiye biniyorsunuz? Ya Gökhan tamam abicim ya. Tamam abicim ya. Vay! Hüseyin abi! Köfte! Ulan şu şartlı tahliye çıkartanın var ya. Ellerinden öpmek istiyorum vallahi. Hüseyin abi. Abi bir değdirme gözünü seveyim. Özledim lan özledim. Evet. Abim benim. Abi, ne haber ya? Eyvallah. Hoş geldiniz. Vay 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 vay. Sen bayağı bir zayıflamışsın ha. Ne yapalım? İçeride bira satılmıyor. Adem yok, şerefsiz Metin yok. Onlar nerede? Abi bizim Metin yarı açık cezaevine aldırdı kendini, Aydın'dakine. Adem abi de alışveriş merkezini görünce indi. İyi bok yedi. Alışveriş merkezi bizim ağzımıza sıçtı ya. Bak Süleyman'ın durumuna baksana. Herif 4 gündür açlık grevinde bağladı kendini ya. Sebep? İşte o alışveriş merkezinde bir tane büyük market açtılar. Herkes oradan alışveriş yapınca tabii. Onun işleri de benimki gibi dandini dandini yani. Biz boşuna üzülmüşüz abicim içerideyken dükkanlar mühürlendi diye. Meğer bütün mahalle taklaya gelmiş ya. Ya o değil de benim dükkan ne oldu? Mühürü kırdırtmış mı mal sahibi? Şerefsiz hemen kiraya verdi ya. 2 tane Adıyamanlı çocuk tuttu. Onların işleri de kesat bizimki gibi yani. Zaten bu alışveriş merkezi öyle acayip bir yer ki. Yani içinde manav var, efendime söyleyeyim kasap var, terzi var, iddia bayisi bile var ya. Ulan yazık bu millete be. Sen ne diyorsun Del Piero ya? Geçen gün bir lavuk geldi. Getir oğlum.
güzel. Ya ne şirin, ne kadar otantik bir dükkan burası böyle. Hala böyle otantik mekanların kalması beni çok şaşırtıyor. Böyle kendimi 60'larda falan hissettim. Yani otantik derken neye şaşırdığını da anlamadım işte. Bildiğiniz dükkan. Ben caddede yeni açılan AVM'nin müdürüyüm. İsmim Berkant Yücedal. Memnun oldum. Ben de. Bizim sektörde en önemli şey yenilik ve hızdır. Ama bakıyorum sizin bu minik dükkanınızda hala her şey eskisi gibi. Basit, sıradan ve yavaş. Beyefendi, ne yapıyorsunuz siz ya? abi. Neyse, ne diyordum? Bizim sektörde en önemli hedef para ve başarıdır. İyi olan kazanır. Ama siz burada hala samimiyet satıyorsunuz bakıyorum. Efendim, biz samimiyet falan satmıyoruz. Biz samimiyiz. Ay. Beyefendi, kestiniz. Ya iz kalacak şimdi orada. Ya bir şey kalmadı. Ama çalışırken konuşuyorsunuz. Bakın beyefendi, siz konuşuyorsunuz. Ya kesiyorsunuz, ya değdiriyorsunuz. Öp, tamam. Yeter. Benim adam. Ben AVM'de tıraş olurum. Ne işim var benim burada? Ya parayı ne biçim atıyorsun yani? Size iyi günler demek isterdim. Ama demeyeceğim çünkü içimden gelmiyor. Çok üzüldüm, aman ne üzüldüm. Ya baş olsana sen de. Ya bu ne rezalet ya. Hayatımda ilk defa küfür etme noktasına geliyorum. Skandal. Fuck you, you motherfucker. Ne diyorsun lan fuckbook? Bana bak, fakir fukaraya karıştırma. Kafayı koda mı oturacaksın? Yürü git lan. Sizinle mahkemede görüşeceğiz. 8'e yazdım. Görüşürüz. Yaz 8'e yaz. Fuck full bir. Yürü git lan. Fuck off. Sana fuck off lan. Sana fuck off. Fuck offmuş. Artistler Türkçe küfür etmeyi biliyorsun. Takım elbise giymiş adam da zanneden insan ya. Tipe bak. Yürü git lan. Oğlum gargaraya geldik. Otursanız bir çay kahve bir şey söyleyeyim ya. Şişt, hadi içer misin çay? Ben buz gibi bir almaya gidiyorum. İçiyor musunuz? Yok, çay içeceğim ben. Oh be, izlemişim. Ulan kokusu bile başkaydı madem. Ay çetin içeri ne alıyor ya?